Elhamdülillahirrabbilalemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu gavli. Önce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizi sıhhat afiyet içinde bir araya getirdi. Ve aynı zamanda da bir araya geldiğimizde Allah ve Resulünün rızasını alma, o yolu, o istikameti devam ettirme, sürdürmenin canlı örnekleri olmuş olduk. Bu bakımdan ben organizeye de, bu müesseseye, uzaktan yakından gelen siz değerli kardeşlerime teşekkür ve tebrik ediyorum. Bunun sebebi de şu, genelde Müslümanlar kusur bulmaktan, tenkit etmekte çok cömert de takdir ve tebrikte cimri. Bizim öyle olmamamız icap eder. Mesela şu saatlerde herkes evdeyken bunu bırakıp dini bir şey dinleyelim diye gelmemiz aynı zamanda Resulullah Efendimiz'in de çeşitli hadislerinde de beyan ettiği hususlardan birisi. Şimdi bugün önemli bir meseleyi işleyeceğiz. Mümin, mümin kimliğimiz. Mümin deyince ne anlayacağız? Elhamdülillah herkes Müslümanım diyor, müminim diyor. Peki bunu demek yeterli mi? Ne yapılması lazım? Bunlar üzerinde bu 45 dakika içinde durmaya çalışacağız. Şimdi değerli kardeşlerim, bir kere hemen ilk cümlemizin şu olduğunu unutmayacağız. Başımıza ne gelirse gelsin, kaza, bela, hastalık, ne olursa olsun, dünyaya imtihan için gönderildiğimizi unutmayacağız. Herkes işte ölünün arkasından tebarek okudum diyor. Onu okudum demesinin sebebi aslında Mülk Suresi'nin ikinci ayetidir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا Biz sizi dünyaya imtihan için gönderdik. Şimdi imtihan için gönderilen bir insan bu neye benziyor? Biraz daha basitleştirecek, biraz da çocuklar da olunca onların anladığı seviyede bir örnek verecek olursak imtihan olan bir çocuk ister ortaokul, ister lise, ister üniversite imtihanı olsun fark etmez. Sorular soruluyor. Cevabı imtihana giren muhataplar yazıyor. Hiçbir zaman soruların cevaplarının da verildiğini gördünüz mü? Veya imtihana giren hocam ya çalıştığım yerden gelmedi, çalışmadığım yerden gelmedi. Onun için çalıştığım yerden sorun, soruları değiştirin dediklerini duydunuz mu? Veya bu talebin doğru bunu yapalım dediklerine rastladınız mı? Ki basit bir, geçici bir şey. Biz dünyaya imtihan için gönderildik. Ama bize müjdeli olan bir şey var. Müslüman olarak, mümin olarak kim sabreder ve şükrederse sabreden ve şükredenlerin yeri cennettir. Ama dikkat ederseniz burada ne var? Mümin olarak, Müslüman olarak eğer sabreder ve şükredersin diye. Şimdi ben hemen biraz çıtayı yükselterek mümin deyince ne anlayacağız? Bir iki hususa temas edeyim. Bu size şimdi nakledeceğim notlar müminle ilgili çeşitli kitaplardan ortak payda, şimdiki tabirle ortak payda olarak aldığım hususlar. Mümin, iman eden kimse demektir. Yani herkesin anlayacağı kelime olarak mümin neymiş? İman eden kimse demektir. M kökünden geliyor. E-M-N. Ve bu mümin de bu kökün öznesi. Yani faili. Şimdi burada mümin İslam literatüründe Allah'tan peygamber vasıtasıyla, peygamber aracılığı ile gelen vahye inanan ve onun doğru olduğunu kabul eden kimsedir mümin. Şimdi devamında biraz daha kabuktan öze doğru indiğimizde mümin kavramı hem Allah'tan gelenlerin doğru olduğunu kabul etmek hem de imanın verdiği güçle başkasına güven vermeyi de becerebilmektir. Demek ki burada iki şık çıkıyor. Kendin güvenilir olduğunu göstereceksin. Muhatabın da sana güvenecek. Yani bir nevi burada üsve-i hasene veya güzel bir örneklik var. Nitekim şimdi çok yaygın, doğru bulmuyorum ama siz de çok duyuyorsunuz. Bazen farkında olmadan belki de kullanıyorsunuz. Hocanın dediğini yap ama gittiği yer, yaptığını yapma. Şimdi burada da sözle amel uyumsuzluğunun da bir nevi ifadesi oluyor. Dediğini yap ama gittiği yoldan gitme. Yani yaptığını yapma. Bu nedir? Sözle amel veya pratik mutabakatının paralelin olmadığını gösteriyor. Biraz daha bir tarif yaparsak, mümin Allah'tan gelenleri kabul, onun doğru olduğunu tasdik eder ve bu doğruladığı şeyi amelleriyle, işleriyle, davranışlarıyla, pratik hayatıyla da
göstermektir. Şimdi imanın sözlük anlamı, müminin imanın sözlük anlamı nedir diye sorduğumuzda hem güven, yani emniyet vermek, hem de emin olmak, yani inandığı şeyin verdiği güçle güvende olmak demektir. Şimdi İslam kültüründe veya akaidinde iman, Allah'tan gelen şeyleri malum dille söyleyip kalben tasdik etmektir. Şimdi burada mümin, bu inanma ve tasdik işini yapan insandır mümin. O yüzden çok kullanılan bir cümle var. Çoğu Hazreti Ömer radıyallahu anh'a ait olduğunu söyler ama ona ait olmadığını söyleyenler de var. Böyle tartışmadan ziyade bu sözün mesajını iyi almak lazım. Mesaj şu: İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Şimdi biz inandığımız gibi yaşamazsak, bu halde yaşadığımız neyse, neyi yaşıyorsak ona inanmaya başlarız. Yani şimdi kanıksama diyorlar veya o bize gösterilen algı veya algı operasyonunun fiiliyata dökülmesi gibi manaya geliyor. Şimdi mümin kime denir diye kendi kendimize sorsak veya birisi bize sorsa, sadece bizim dinlememiz yetmez, mümin kime denir sorusuna da cevap vermemiz icap eder. Peki mümin kime denirmiş? Mümin olma durumu insanın Allah'ın huzurunda kulluk durumudur. Demek ki neymiş? Allah'ın huzurunda kulluk durumudur mümin. Kulluk vaziyetidir. Kulluk halidir mümin. Sonra iman etmiş mümin, yaratılıştaki sebebi doğrulamış, kendisinden daha yüce, aşkın bir varlığa iman etmiş ve o imanın icaplarını, gereklerini de yerine getirmiş demektir. Şimdi bakın, bu neye benziyor? Her doğan insan doğuyor ve ölüyor. İslam alimleri bunu doğumdan ölüme kadar olan bir yolculuk olarak değerlendiriyorlar. Doğdun ve ölüyorsun. İşte bu yolculuk bu. Bundan kurtuluş yok. Yani doğmuşsan yolculuğa başlamışsın demektir. Ama bu yolculuk bir gün sürer, bir ay sürer, 60 yaş sürer, 100 yaş sürer. Yani bu yolculuğun müddetini ecel olarak bildiğimiz Rabbimiz tasdik eder, takdir eder. Eğer tasdik ve takdir Rabbimize aitse biz irademizi kullanırız, ama irademizi kullandıktan sonra irademizin sonucunu görmezsek orada kader devreye girer. İman bahsinde kadere de bir cümle söylemek lazım, yanlışa düşmeyelim diye. İki uç var kaderle ilgili meselede. Bunu niye söylüyorum? İmanla, yani müminle, konumuzla, mevzumuzla alakası olduğu için. Şimdi bir şey var. İstersen çayı falan sonra içelim. Çünkü niye? Ben biraz da öğretmenlik, idareci falan olduğu için konsantrasyonum da bozuluyor. Aynı zamanda dikkat de dağılıyor. Mesela diyelim ki siz çayı doldururken döktünüz. Herkes oraya bakıyor. Bana bakması icap ederken. Yok, bir eğitim olarak şey yaptım. Yoksa herhangi bir hatadan dolayı değil. Birazdan sohbetler samimiyettir. Unutmayalım bunu. Hatta geçenlerde bir müftü din nasihattır dedi. Dedim ki hadis-i şerifi eksik söylüyorsunuz dedim. Niye dedi? Din nasihattır virgül, din samimiyettir nokta. Daha sonra da iki hafta sonra mı, üç hafta sonra mı hutbelerde din samimiyettir diye hutbe gönderilince dediler ki sen mi gönderdin falan diye. Samimiyetlerin üzerinde biraz fazla durmuşum. Doğrunun yolu tek de onun için, fark etmiyor yani. Şimdi şeyi dağıtmadan söyleyelim. Burada mümin ve mümin olmanın icaplarını yerine getirirken hangi devirde yaşarsak yaşayalım, hangi ortamda olursak olalım, şunu hiç unutmayacağız. Değişen şart veya değişen ortamlar imanımızı yaşayamadığımızın mazereti olamaz. Bunu unutmayacağız. Mümin olmanın en önemli özelliği, hangi devirde olursa olsun, hangi şartlarda yaşarsa yaşasın, mümin olduğunu, Müslüman olduğunu, Allah'ın yarattığı kul olduğunu, dünya imtihan için gönderildiğini, İşte doğumdan ölüme kadar bir yolculuk olduğunu unutmaması gerekiyor. Orada kaderle ilgili bir parantez açmıştım. İmanla veya mevzumuz alakası olduğu için. İki uç grup var dedik. Nedir o iki uç grup? Birisi herhangi bir şey yapıyor. Ne yapalım diyor. Kaderimde varmış diyor. Diyelim bir yanlışı var. Bir harama bulaşması var. Şimdi bir başkası da iradesini kullanmayı kaderle özdeş görüyor. İkisi de yanlış. Akaide göre, ehl-i sünnete göre yanlış. Niçin yanlış? İrademizi kullanacağız ama irademizi kullanınca da elde edilen sonuç bu kesindir, kaderdir diyemeyiz. İradeni kullanacaksın ama kader Allah'ın takdiridir. O iradenle hiçbir boşluk bırakmadığın halde, sebepleri yerine getirdiğin halde umduğun bir sonuç alamamışsan kader deyip rıza göstereceksin. Ama birisi de yaptığı iradeyi bu kaderdir deyip de
Allah'ın takdirini gölgede bırakıp veya ihmal ederse eksiklik var demektir. Bunu unutmayacağız. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Bakın şunu da söyleyeyim size. Bir başka not aldığım şeyi söyleyeyim. Yaratılıp dünyaya gönderilen insanın hem rehbere yani yol göstereye, gösterene yani rehber ve yol gösteren ona hem yol tarifine hem de ne yapması gerektiğine ait kurallara ihtiyacı vardır. Bu şarttır. Peki nasıl olacak bu? Çünkü aklın kapasitesi yeterli değildir. Sadece akla vurursan ki Batı meşeli olan rasyonalizm diyor. Halbuki bizim dinin tarifinde din akıl sahiplerini diye başlar tarife. Aklı olmayanın dini yoktur devamı gelir. Meczup olanlar mesul değildir gelir. Akli dengesi bozuk olanlar hesap vermeyecek gelir. Veya akli dengesi bozuk olan katil dahi olsa özür grubuna girdiği için ceza almaz vesaire. Tafsilatına girmiyorum. Şimdi demek ki insanın rehberi unutmayalım kendi çağının rehberidir, peygamberidir. Demek ki insanın rehberi iman bahsinde mümin olmanın adımı olarak nedir? Peygamberdir. Peygamberler insanoğlunun rehberidir. Bizim bir avantajımız var. Önemli bir avantaj. Bizim peygamberimiz Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bütün insanlığın peygamberidir. İnansın inanmasın. Aynı zamanda ahir zaman nebisidir. Aynı zamanda ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Ayrıca insan ve medeniyet hareketine teşekkür etmek lazım. Çünkü vesile olmasa bunlar konuşulmayacak. Bakın en son yaşanan bir olayı söyleyeyim. İşin vahametini, fecaatını da daha iyi idrak ederiz diye söylüyorum. Bir adam çıkmıştı. İsmini bile ağzıma alarak ağzımı kirletmek istemem. Bana vahiy geliyor vesaire falan diye. Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen bir adam. Aynı zamanda da Amerika'da geberdi gitti. Buraya getirdiler. Cenazesini koruma altına alındı. Olaya dalmayacağız. Sadece ibret alacağımız bir hadisedir bu. Ve cenazesine 3-5 bin kişi katılıyor. O gelemeyenler falan filan 50 bin, 100 bin olduğu söyleniyor. Bir kere şu iman bahsi, mümin kimliği bahsi verilmiş olsa bir kişi bile olmazdı cenazesinde. Niçin? İmanın başlıca şartlarından benim peygamberim son peygamber. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Ve peygamberler de Allah'ın seçtiği kul. Yani insan iradesiyle elde ettiği bir makam değil. Allah'ın seçtiği kul, Allah'ın gönderdiği kul, diğer kullardan farklı bir kul, Allah seçtiği için farklı. Bu farklılık da Allah'ın seçmesine ileri geliyor. Ona gönderdiği ayetler, vahiy yahut Kur'an-ı Kerim ona ait bir kitap. Bütün Müslümanlara ait de gönderildiği insan, muhatabı Resulullah Efendimiz veya diğer peygamberler. Hani o dönemde geçerliliğini bozmamışsa, İncil, aynı zamanda Musa Aleyhisselam vesaire. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Biz insanımıza hangi toplumda yetişirse yetişsin, hangi çevrede olursa olsun, hangi ideolojiye mensup olursa olsun, hangi siyasi angajesi olursa olsun ama biz insanımıza iman meselesini, mümin meselesini vermemiz icap eder. Şimdi bakın, geçenlerde biraz da mümin kimlik meselesini de bir cümleyle söyleyip devam etmek lazım. Bir televizyon programına katılmıştım. 3 tane misafir var. Bir tane moderatör deniyor ya, yöneten var. İşlerinden bir tanesi dinsizliği, imansızlığı aleniyete dökmüş. Facir, fasık bir adam. Fakat konuşmacı ve moderatör cümlesinden sonra siz de rastlamışsınız. Çok kullanılıyor bu. En azından şu vesile bunu düzeltelim. Efendim size saygı duyuyorum diyerek cümlesine devam ediyor. Asla ve kata dinsize saygı duyulmaz. Saygısızlık etmeyebiliriz. Hakaret etmeyebiliriz. Nazik davranabiliriz. Ayetle sabit. Firavun'a Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'ı gönderdi Rabbimiz. Ve ne dedi? Yavaş konuş, yumuşak konuş vesaire. Yani Firavun'a dahi davranışta yumuşaklık tavsiye ediliyor. Bir parantez açayım. Hatta birisi bir şeye, idareciye biraz bağırarak çürer söyleyince demiş ya sen Musa mısın? Harun musun? Ben Firavun muyum? Allah ona bile gönderirken iki tane peygambere yumuşak davran derken sen yumuşak davranmıyorsun. Ben de Firavun değilim. Bu, Firavun dahi yumuşak davranmayı gerektiriyorsa ayetle sabit bana niye böyle davranıyorsun demiş. Biz demek ki insan ilişkilerimizde kim olursa olsun saygısızlık etmeyeceğiz. Ama saygı göstermek zorunda değiliz. Mümin kimliğimiz, iman ehli olmamız, Rabbimizin
ya yühennas değil de ya yühennezine amenu diye çeşitli ayetlerde var. Ey iman edenler de hitap etmesi bizi ne kadar güzel muhatap alıyor. Ey iman edenler diye başlıyor. Yani bizi ilgilendiren bir ayetler geliyor. Başkası ya yühennas, ya yühe kafirun, kafirle de hitaplar vesaire. Şimdi burada bizim hassasiyet gösterip bir kafire karşı, bir dinsize karşı veya o dinsizliğin içeride kalsa tamam. Aleniyete döken bir adama karşı yazısıyla, sözüyle, programıyla vesaire dizisiyle neyse ben ona saygı göstermek zorunda değilim. Çünkü niye? Benim peygamberim hiçbir zaman kafire saygı göstermemiştir. O peygamberin izini sürene de saygı gösterilmez. O peygamber izini sürüyorsa, takip ediyorsak peygamberimizin saygı göstermediğine biz saygı gösteremeyiz. Ama Resulullah Efendimiz eşraftan birisi geliyor. Müslüman değil. Ona yer veriyor, hırkasını hediye ediyor vesaire. Niçin? Çünkü o küfrünü aleniyete dökmediği için. Burada iman bahsini işlerken şunu unutmayacağız. Allah için sevme ve Allah için buğz etme meselesini ihmal etmeyeceğiz. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Devam edeyim. Şimdi burada dedik insanın rehberi peygamberlerdir dedik. Bunu unutmayacağız. Yol tarifi. Hani yol tarifi var ya, şimdi teknolojilerle de giriliyor, adres yapıyor falan. Yol tarifi de Allah'tan gelen vahiydir. Yani ayet-i celledir. Yol tarifi de bu. Sonra vahyin içerisinde insan için dünya hayatında lazım olacak kurallar da var. Nasıl yaşayacağımız var. Bu yol tarifine uyanlar dünya hayatında mutluluğa erişirler. Dünya hayatında mutluluğa erişirler. Ahiret hayatında da kurtuluş ererler. Demek ki bu rehbere ve bu rehbere gelen vahye, diğer bir ifadeyle yol tarifine uyanlar ne yaparmış? Dünyada mutluluğa ererler, ahirette de kurtuluş ererler. Felah, kurtulurlar. Mümin, bu sonuca ulaşmak isteyen kimsedir. Mümin neymiş? Bu sonuca ulaşmak isteyen kimse. Diğer bir ifadeyle dünyada huzur bulsun, ahirette de Rabbimizin razı olduğu bir kul muamelesi görerek hedefe ulaşsın. Ki o da nedir? Cennettir. Veya o da nedir? Cehennemden uzaklaşmaktır. Mümin Allah'tan gelenleri kabul edip uygulamak için çaba gösterendir. Mümin kimmiş? Allah'tan gelen emirlere gayret gösterip, çaba gösterip ne yapar? Yaşamaya çalışır. Aynı zamanda da haramlardan da uzaklaşmaya çalışır. Yani helal dairesinde istediği gibi hareket eder ama şeriatın çizdiği çerçevenin dışında kalan haramlara da meyletmez. Dikkat eder. Mümin Rabbini ve onun bildirdiklerini şüphesiz ve tereddütsüz kabul edendir. Tereddüt yok. Sonra o Rabbinin bildirdiklerine güven duyan, onları tasdik eden, güvene kavuşan ve insanlara güven verendir. Yani insanlara da güven verecek. Aynı zamanda kendisi güvenilir olması yetmiyor. Hareketlerine dikkat edecek. Bize bir vebal daha geliyor. Değerli kardeşlerim, İslam'ı özünden kaynağından öğrenilmediği için, öğretilmediği için, böyle bir tedrisat olmadığı için Müslümanların, dindarların, müminlerin hal ve hareketlerinin iyi veya kötü olması dine mal ediliyor. Bu şu anda yaşadığımız büyük imtihanlardan birisi bu. O yüzden de İslam alimlerinin güzel bir benzetmesi var, çok hoşuma gider. Diyor ki, mümin misin? Bembeyaz elbise giyen bir adamsın sen. Beyaz elbise leke kabul etmez. Ama mümin değil misin sen? Tamircinin tulumunun kirlerini, paslarını düşünün. Kimse tamircinin tulumundaki kiri, pası konuşmaz. Çünkü o elbise kiri ve pisi kaldıran bir elbise. Ama müminin elbisesi pırıl pırıl, bembeyaz bir elbise. Hemen leke gösterir, kabul görmez. Hemen dikkat çeker. Onun için o elbiseyi kirletmeyin. O elbise İslam elbisesidir giyen insanlarız biz. O yüzden de Muhammed İkbal'in güzel bir sözü var. İnsanlar, Müslümanlar kusurlu ama İslam kusursuz. Bu çok önemli. Şimdi geçiyorum. Peki müminin özellikleri nedir? Bir kere mümin tevhid ve şehadet meselesine dikkat eden adamdır. Tevhid ve şehadet. Bu kelimenin söylemesi yetmez. Bunun icablarını yerine getirir. Mesela la ilahe illallah Muhammed Resulullah deniyor değil mi? Tamam. Peki sende Allah'tan başka ilah yoktur derken kutsal hale getirilen, ilahlaştırılan, paganizm olarak söylenen, şimdi çok yaygın seküler ve paganizm, yani kutsalın yerini alan yapay kutsallar, onlar senin tevhid ve şehadet kavramlarının yerini alır hale gelmişse
dikkat edilmesi icap eder. Ben bu tip şeye girmem ama mecburen iyi anlaşılsın diye giriyorum. Mesela bir 10 Kasım geçiriliyor. Tamamen şahısların putlaştırılmasıdır. İşte Anıtkabir'e hem de bu dönemde bile bir sürü gönderilmeler, organizeler, okullar vesaire falan. Veya oraya giden bürokratlar, ister başkan, bakan, başbakan, muhalif, kim olursa olsun defter imzalıyor. Bir şey olduğu zaman şikayete gidiyor. Bunları çok inceleme değil. Kaba saba baksanız dahi resmen bu ilah yerine konmaktan başka bir şey değildir. Bakın biz konuşmalarına dikkat ederiz. Neye dikkat ederiz? Hakaret etmeyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de siz onların kutsalına dil uzatmayın ki onlar da sizin Rabbinize dil uzatmasınlar. Ayet bu. Ben niye durup dururken şey yapacağım? Ama hakikatleri, doğruları usul ve usulünce konuşmamız icap eder. Yani dünyanın hiçbir yerinde yoktur bu. Yani çelen koymalar, efendim selam çakmalar, aynı zamanda bir ölüm dakikasında hayatı durdurmalar, sirenler, yürüyen adamı durdurmalar, arabadan indirmeler. Yani en azından şuurlu insanların bağırmadan, çırmadan, slogan atmadan bunun mücadelesini vermesi icap eder. Acizane bunun mücadelesini veren bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Gerek yazı, gerek televizyon programı vesaire. Aynı zamanda batı kavramlarını bildiğim için, basit geldiği için o hale geliyor. Bakın, hiç unutmadan konumuzla ilgisi olan bir şeyi söyleyeceğim size. Bunu ben Siyer'de okuyunca, not alınca, hatta benim hazırladığım tefekkür sayfasına koyunca inanır mısınız? Bazen böyle meydan okuyasım geliyor. Niye meydan okuyasım geliyor biliyor musunuz? Böyle karşımda devlet liderleri olsa da şu hadiseyi, bir tek hadise anlatsam İslam'da, yani mümin olmanın, Müslüman olmanın tavrı olarak bir şey anlatsam da, eğer insanlıktan nasibini kaybetmemişlerse, izan ve insaflarını kaybetmemişlerse teslim olmak zorundalar. Nedir o hadise biliyor musunuz? Bakın, Peygamber Efendimiz'in yerinde hangi kumandan olsa bunu yapmazdı. Sebebi ne? Hemen bir giriş yapayım da ondan sonra şeye geçeyim. Mekke fethediliyor. Ki düşünün, yani bir siyer dersi yapmadığımız için girmiyorum ama şu kadarını bilin, konumuza irtibat kurmak için söylüyorum. Mekke'de 13 sene zulüm gören Müslümanlar hicret emri gelince hicret ediliyor. 12 sene veya 10 seneden sonra tekrar dönüldüğünde Mekke fethediliyor. Canlandırmak için düşünün. Eviniz var, barkınız var, zenginsiniz, dükkanınız var, ticaretiniz var, yuvanız var, aileniz var. Buradan gönderiliyorsunuz siz. 10 sene sonra dönüyorsunuz. Tavrınız ne olur düşünün, canlandırın. Neyse. Şimdi dönünce ve Peygamberimiz o arada bir savaş husule geliyor, hasıl oluyor. Nedir o? O savaşta Huneyn gazvesi hasıl oluyor. Oraya da gitmek için, harbe hazırlık için zırh lazım oluyor. Dikkat buyurun, zırh lazım oluyor. O arada da Süfyan bin Ümeyye ismindeki zenginlerden birisi de esir Müslümanların elinde. O zaman ki, şimdi devlet reisleri olsa falan değişimin sebebi şu, devlet hukukunda o zaman bir devlet var, bir yeri fethetmiş demiyorlar diyelim, işgal etmişse, oradaki her şey onlara aittir. İster köle yapar, ister satar, malına el koyar. Yani o zamanki devlet hukuku bu. Hukuksuzluğun adı hukuk yani. Ama Resulullah Efendimiz İslam Devleti'nin başkanı olarak yaptığına bakın şimdi. İlave etmeden metni orijinalini bozmamak için size nakledeyim. Süfyan bin Ümeyye Mekke'nin zenginlerinden idi. İslam hakkında düşünüp karar vermek için 2 ay müddet istemiş. Müslümanlığa davet ediliyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselam tarafından. O da 2 ay müddet istiyor. Resulullah Efendimiz ona 4 ay zaman tanıdı. Bir defa kendisinde, düşün esir, yani öldürülebilir, her şey yapılabilir. Bir devlet reisi, İslam devleti, Mekke fethedilmiş. Fakat savaş çıktığı için zırha ihtiyaç var. Safvan, sende silah var mı diye soruyor. Soran kim? Başkan ve devlet reisi. Resulullah Efendimiz bu tarafını hiç dile getirmiyorlar. İslam'da devlet yok diye tartışıyorlar falan. Yazıklar olsun deme icap ediyor. İlahiyatçılarda bile gördüm bazı tartışmalarda. İslam devleti Medine'de kurulmuştur. Harpler de İslam devleti kurulduktan sonra başlamıştır. Mekke'de harp yoktur. İslam devleti kurulduktan sonra anlaşmaya bağlı kalınmadığı veya zulmedildiği
veya diğer devletlere veya devlet mensuplarına işkence edildiği için, İslam devletine de cizye ödedikleri için, yani bir vergi ödedikleri için, onların ırzı, namusu, himayesi, muhafazası İslam devletinin elinde olduğu için müdahale etmişlerdi. Neyse, tafsilatına girmeyelim. Safvan silah var mı diye sorunca diyor ki, ödünç olarak mı istiyorsun, gasp edeceksin diyor. Bugünkü hukuk öyle ya, yani bunu ödünç olarak mı istiyorsun, yoksa devletin burayı ele geçirdiğiniz falan, bunu siz gasp ediyorsunuz. Resulullah Efendimiz cevabı, hayır, gasp değil, ödünç istiyorum. Yani devamını bırakın, şuraya kadar bile, diyelim Trump'undan tut da bilmem kim olursa olsun desen ki, sen Cezayir'de bile maçlar falan olduğunda dikkat ederseniz, Cezayirli Müslüman işgal altında olduğu için Cezayir dilini bilmiyor. Ya Fransızca konuşuyor ya İngilizce konuşuyor. Araplar dahi. Neyse. Bunun üzerine Safvan 30-40 kadar zırhı ödünç olarak verdi. Düşünebiliyor musunuz? Devlet reisi, yani her şey onun elinde, esir, Müslüman değil, ödünç istiyor, 30-40 tane zırh ödünç olarak veriyor. Bakın devamı da çok enteresan. Resulullah Efendimiz Huneyn gazasına çıktı. Müşrikler hezimete uğradı. Hezimete uğrayınca Safvan'ın zırhları toplandı. Şimdi bakın, Huneyn gazasına çıkılıyor. Onlar hezimete uğruyor. Müslümanlar kazanıyor. Fakat Resulullah Efendimiz 30-40 tane zırhı borç aldığı için o aldığı borcu verecek, fakat bakıyor zırhlar eksik. Yok, bulamıyor. Bakın, zırhlar kaybolmuş. Peygamberimiz Safvan'a geliyor. Diyor ki, zırhların bir kısmını kaybettik. Onun bedelini ödesek olur mu diyor. Ya şu hassasiyete bakın ya arkadaşlar ya. Onun bedelini ödesek olur mu diyor. Safvan, hayır ya Resulallah. Bak, ya Resulallah diye hitap ediyor. Niçin biliyor musun? Bugün kalbim o gün hissetmediğim bir takım ulvi hissiyatla doldu. Müslüman oldum diyerek kelime-i şehadet getiriyor Safvan. Allah Allah, Allahu Ekber. Safvan zırhları Müslüman olmadan evvel ödünç vermişti. Ancak şimdi Müslüman olmuştu ve aynı zamanda da Peygamberimiz hani kayboldu falan deyip geçiştirmiyor. Borcu kaç tane varsa, bedelini mi istiyorsun, ne yapıyorsun diye. Şimdi bunu bir kenara koyun. Bakın şimdi. Bir başka şey söyleyeyim size. Şimdi mümin kimliği derken. Şimdi burada mümin kimliğinin gereğini icap etmemiz icap eder. Yani canım devir böyle falan. Bunlar imanımızı zedeleyen hadiselerdir. Eksiğimiz olabilir, kusurumuz olabilir, hatamız olabilir. Ama mümin kimliğimize halel getirmememiz icap eder. Bakın şimdi hemen bir şey daha söyleyeyim size. Kur'an-ı Kerim'de çok sık geçen ya eyyühellezine amenü, biraz önce bir cümle söylemiştim. Burada müminlere bu hitap tarzı hem dikkat çekmektedir, hem de müminleri yüceltme de var burada. Ya eyyühellezine amenü. Bakın, Allah müminlere değer verdiği için onlara en güzel bir şekilde hitap ediyor. Adeta onları şereflendiriyor. Müminlere emredilen veya yasak kılınan birçok hüküm bu şekilde hitaptan sonra geliyor. Bu hitap tarzı içinde ey inanıyorum diye iddia edenler inceliğini de buluyoruz. Hani sen ey inanıyorum diyorsun ama ey inanıyorum diye iddiada bulunanlar. Ha ne yapacaksın? İmanın gereğini yapacaksın o zaman. Ha ben Müslüman diyorsun. O halde namaz diyorsan namaz kılacaksın. Zekat vereceksin. Yardımlaşma yapacaksın. Peygamberimiz Kur'an'ın pratiği ise hasta ziyaret edeceksin. Mesela çok çarpıcıdır. Tanıdın tanımadın aşuredir diye aşure getirip vuruyor. Ya aynı apartmanda hastan var, ziyaret etmemişsin. Sevinci var bir Müslüman kardeşinin, gidip sevincini tebrik etmemişsin. Bir derdi, bir sıkıntısı var, bakmamışsın bile. Ha, burada imanımızın icablarını yerine getirmemiz gerektiğini hiç unutmayacağız. Çok çarpıcı bir misal vereyim size. İbni Abbas radıyallahu anh ihtikafa giriyor. Çoğunuz biliyorsunuz, bir cümle söyleyeyim. Biliyorsunuz itikaf Ramazan'ın son 10 günü. Dünya işlerini ele tek çekip tamamen ibadetle meşgul olma amelesi, fiiliyatı, icrası. Ama bununla beraber bir parantez açayım söyleyeyim. Bazen camiye gidiyor insan, ezanı bekliyor. Unutmayın bunu. Bugün hatırası olsun. İtikaf niyetiyle girerseniz ezanı beklerken veya camiye içine girdiğinizde itikaf sevabı alırsınız. Bunu maalesef pek hatırlatan olmuyor. Benim hatırıma geldi, hatırlatıyorum. Yani camiye girdiniz, ezanı bekliyorsunuz. Birkaç dakika var. İtikaf niyet ederseniz itikaf sevabı alırsınız. Neyse. İbn-i Abbas radıyallahu anh
ve Mescid-i Nebevi'de itikafa giriyor. Bu neyin üzerine anlatıyorum? Konu kopukluğu olmasın. Mümin olmanın gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Allah'ın emirleri, peygamberimizin sünnetini uygulamamız gerekiyor. Yani iddiada bırakmamamız icap ediyor. Bu iddiayı ispat amelli oluyor. Bu mümin iddiamızı ispat amelli oluyor. Kitapta bize ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Şimdi İbn Abbas itikaftayken bakıyor, bir adam gelmiş, düşünceli, üzüntülü, orada duruyor. Merak ediyor, bu düşünceli niye duruyor falan diye. İtikaf yaptığı Mescid-i Nebevi'nin kenarından çıkıyor ve bu adamın yanına geliyor. Diyor ki, senin bir derdin mi var diyor, bir sıkıntın mı var diyor. Ya diyor, sen itikafta değil misin? Git itikafa, benim derdim seninle ilgilendiriyor. İtikaftaki bir adam ilgilen, sen ibadetinle meşgul, bize dua et diyor. İbn Abbas radıyallahu anh tebessüm ediyor, diyor ki, şu zat var ya diyor, şeyi gösteriyor, Resulullah Efendimizin Ravza-i Mutahhara'yı gösteriyor. Şu zattı da diyor, şunu duymasaydım, yaşamasaydım diyor, sana bunu söylemezdim diyor. Tabi adam merak ediyor. İtikaftan o üzüntülü adamı görüp çıkan adam merak ediyor. Diyor ki, ne oldu diyor, anlat bakalım diyor. Peki diyor, anlatayım diyor. Bir gün diyor, Resulullah Efendimiz mihraba geçti, namaz kıldırıyordu. Ben de müezzinlik yapıyordum, kâmet getirdim. Fakat siyah kitaplarında şey geçmiyor, işte kaç kişiydi, ne oldu falan gibi, hoparlör de yok tabi o zaman. Ben diyor kâmet getirdim, Resulullah Efendimiz Allahu Ekber deyip namaza başlaması gerekirken namaza bir türlü başlanmadı. Ben de korktum, Resulullah Efendimiz'e bir şey mi oldu diye. Korktum, o endişe içinde bir müddet geçtikten sonra Resulullah Efendimiz Allahu Ekber deyip namaza başladı. Fakat ben bu merakımdan dolayı gittim, ya Resulallah ben kâmet getirdim, kâmet bitti, sizin Allahu Ekber deyip namaza başlamanız gerekirken durduk, sizi de göremedim, korktum. Bir şey mi oldu? Niye şey bittikten sonra hemen Allah'a namaza başlamadınız? Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, o arada tam ben namaza başlayıp size imamlık yapıp Allahu Ekber diyecekken birisi geldi. Bir şey varmış, bir soracağı bir şey varmış, bir derdi varmış. Ben de onu dinledim. Tehir, yani geciktirme, onun derdini dinleyip ona cevap vermemden kaynaklandı. Benim başıma bir şey gelmedi diye cevap veriyor. Devamında da buyurdu ki diyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselam, siz bir din kardeşinizle ilgilenirseniz, ona değer verirseniz, onun derdinin sıkıntısını dinlerseniz, onun derdinin veya probleminin, meselesinin gitmesi için beraber giderseniz, her attığınız adıma Allah sevap yazar. Aynı zamanda da, burası çok önemli, iki rivayet var, ikisini de söyleyeceğim. Aynı zamanda da bir ay itikafa girmiş sevap alırsınız. Bir diğer rivayette bir sene itikafa girmiş sevap alırsınız. Bu itikafa girmiş sevabı orada bir Müslümanın derdiyle ilgilenmek, onun derdini, meselesini, problemini çözmek için beraber gitmek. Ama dikkat ederseniz burada halleden değil, beraber olan, ona zaman ayıran, onunla beraber yürüyen, onunla beraber onun problemini çözmek için gayret gösterilmesini söylüyor. Öyle deyince diyor ki, şimdi diyor söyle bakalım diyor. Anlatınca. Şimdi bakın burada ne oluyor? Kafamızdaki kafa yapımıza göre, yetişme tarzımıza göre bir din anlayışı, bir mümin anlayışı yok. Neye göre var? Allah ve Resulünün ölçülerine göre var. Yani bir şablon içinde yetişmişsin, onun dışındaki dünyaya kapalısın. Onun dışındaki dünyadan doğru bir şey söyleseler dahi, sen şablon içinde kaldığın için kabullenemiyorsun. Bugün bir başka çekilen sıkıntıların temel noktalarından birisi bu. Yani Allah ve Resulünün ölçülerine arz edip uyuyorsa ne kadar güzel, geliştireyim. Yanlışsa vazgeçeyim. İfrada düşmüşsem, aşırıya gitmişsem itidal noktasına geleyim. Aşırılıklara gitmeyin de istikamet, itidal noktasına, muhtedil olma noktasına geleyim. Bunları kaybettik. Neyse, şeyi bitireyim bu örneği. Ahmet'ciğim sen vakit gelince söylersin. 5 dakikamız mı var? Tamam. Hocam ben burada bir şey sorar veya söyleyebilir miyim? Tabii buyur. Buradan şunu da sanki böyle anlıyorum ben. Yapılan ibadetin, amelin topluma dönük tarafı yalnız başına yapılandan çok çok daha kaliteli ve katma değeri yüksek. Güzel. Şimdi ben... Yani hani o verdiğiniz örnekte Resulullah'ın bir kişinin derdini dinlemesinin o an itikafta bulunan kişiye atfen ya da genele atfen o amel 30 günlük bir itikafa bedel mesela. Yani
toplumda ihtiyaç sahibi olana, toplumun sıkıntısına dönük bir amele daha fazla ihtiyaç var. O yalnız başına yapılan ibadetin... Sorunuz, şimdi senin davetlerin burada konuşabilirsin. Yok şunun için, müsaade buyur. Ben çok bu işler uğraştığım için söylüyorum. Önce tebrik ederim, teşekkür ederim. Ayrıca bu sünnettir. Bu sünnet unutulduğu için şehit sevabı, 100 şehit sevabı hadisi var. Başka bir zaman anlatırım onu. Niçin? Şimdi bu İmam Mikail Hoca geçenlerde 20 dakika konuşur musun dedi. Cumartesi öğleden önce diye. Ben de iki konuşma oldu. Bu cumartesi üçüncü konuşma. Konuşmanın birisinde dedi ki bana, ya dedi, biz senin dedi bir farklılığın var dedi. Ben de merak ettim. Yani kaliteli bir imam, bir farklılık dedi. Nedir acaba diye. Dedi ki cemaatle çok güzel bir münasebetim var. Biz yapmıyoruz ya, yapamıyoruz dedi. İşte soru soruyorsunuz, onlara tasdik et, onlara tekrar ettirtiyorsunuz, anlaşıldı mı, sayın bakalım şu maddeleri falan gibi. Dedim ki okuduğum kitaplarda peygamberimizin sohbet usulünde bu var dedim. Yani bir kişi konuşuyor, öbürlerini dinleme yerine onlar da fikrini söyleyecek veya tamamlayacak veya kafası yatmamışsa soru soracak. Ben de bu sünneti ihya etmeye çalışıyorum dedim. Ediyorum demiyorum. Etmeye çalışıyorum yani. Ne kadar baş. Ayrı mesele. Şimdi bu da o gruba giriyor. Niçin? Çünkü bunlar hep unutulmuş. Bir kişi konuşacak, öbürü kuzu gibi dinleyecek. Ve böyle olunca da uyuyanlar veya yorgun gelmişsin şeyler doluyor. Burada konuşanın da şeyini bozar yani. Ama beni bozmaz. Çünkü yorgun argın gelmiş adam. Uykusu bir ibadettir. Hadis de var yani. Ama karşılıklı olursa o uyku da gider. Çünkü birisi bir şey soruyor. Ben mesela böyle biraz şey olana soru da sorardım. Kusurunu söylemeden, hatasını ortaya koymadan. Ama onu şey yapıyor, o da toparlanırdı. Niye? Biraz sonra anlatacağım. Uygulaması var. Bu kardeşimizin şeyinin güzel. Hemen siyerde okuduğum bir şeyle cevap vereyim. Bir gün Resulullah Efendimiz sahabe-i ikramla giderlerken birisi diyor ki, bak Allah'ın hikmeti tam da senin şeyine cevap olacak. Ama anlaşılmazsa söyleyebilirsin. Yok anlaşılırsa bu anlattığımdan sonra tamam. Yani bu da nereden aklıma geldi? Bunu söylemem sebebi şu. Oraya geçeceğim, unutmayalım. Hatta bazen ben hani bana ayrılan zamanda bir sürü şeyi nakledeyim derken kaçırmışsam soruyorum nerede kalmıştık diye. Geçen camide oldu. Olmaz dedim, dikkatimi zayıflamış falan dedim. Sonra birisi söyleyince tebrik ederim dedim. Yani gayet güzel. Şimdi o da şu. Şimdi Resulullah Efendimiz bize birisi geliyor. Yaşlı başlı bir adam. Biraz da avamdan birisi. Yani medeni değil, bedevi ama kavramları çok değiştirdiler. Bedevi hakaret gibi. Yani köy insanı. Diyor ki ya Resulallah, bana diyor öyle bir amel söyle ki diyor, ben onu yapınca cennete gideyim. Ama diyor kısa olsun diyor. Konuşma üslubu da bu. Yani peygamberimizle, peygamberle nasıl konuşuyorsun falan demiyor. Tebessüm ediyor. Bakıyor ki zeka, kavraması biraz zayıf olabilir. İyi insan ol diyor, cennete gidersin diyor. Şimdi bakın bu çok önemli. Sahabenin farklılığı ortada. Aleyhisselam demiyor. Peki efendim demiyor. Diyor ki ya Resulallah iyi insan olunca cennete gider dediniz ama neyi yaparsam ben iyi insan olacağım? İyi insan olunca cennete girer dediniz. Hangi amel istersem iyi insan grubuna giriyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz mesken, meslek, ticaret komşularına sor. Onlar senin için iyi derlerse sen iyi insansın diyor. Bakın mesken, meslek, ticaret. Çünkü ya bir meskeni vardır. Ama rezidansta oturur, ama mahallede, ama apartmanda, ama varoşta bir yerde oturur. Mesken olunca komşuluk münasebeti. Veya mesleği vardır. Mesleği varsa meslek ahlakı var. Veya ticaretle uğraşır, ticari ahlakı var. Vesaire. Bu antiparantez. Diğer şeye gelelim. Böyle giderken güzel bir yerden geçiyorlar. Bağ, bahçe, manzara. Çok güzel bir yer. Diyor ki yarısı olan, bana müsaade et diyor. Ben burada diyor, ibadetle meşgul olayım diyor. Size dua edeyim diyor. Bütün Müslümanlara dua edeyim diyor. Bana müsaade et diyor. Bu çok önemli bir hadistir. Bunu da hep dile getirmek lazım. Ama sebebi vürudiyle beraber anlatmak lazım. Resulullah'ın dönüyor, buyuruyor ki münzevi hayat yaşayıp toplumdan uzaklaşan, münzevi yani inzivaya çekilen, yani insanlardan uzak tamamen ibadete kendini veren, münzevi hayat yaşayan bir mümindense halkın, toplumun, ümmetin, milletin neyse onun içine girip onların dertleriyle dertlenen ondan daha hayırlıdır. Tamam. Bir ilave daha söyleyeyim o zaman. Bir gün Resulullah Efendimiz geliyor. Bakıyor ki herkes zikirle meşgul.
evrad-ı ezkarla meşgul. Ama bunları dinlerken dengeli, ölçülü dinlemek icap eder. Yani gölgede bırakmamak icap eder. Veya kendi kavrayışımıza göre yorumlamamak icap eder. Onu da söyleyeyim. Resulullah buyurmuşlar ki, peki sizin geçiminizi kim temin ediyor? Efendim demişler, bir çalışan var. Biz ibadetle, zikirle meşgulüz. O da bizim ihtiyacımızı karşılıyor. Tam onu derken o zat da işten gelmiş. Buyurmuş ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselam, senin çalışman, alın terin ve şu insanların maiyetini karşılaman bunların zikrinden daha eftaldir buyurmuş. Çünkü çalışan insan zikre mani değil. Ayet var biliyorsunuz. Öyle insanlar vardı ki ticaretleri onları ibadetten, zikirden alıkoymaz diye. İmam-ı Azam Hazretleri bile. Yani çok büyük ticaret ve zengin olduğu halde hiç önemsemez. Hatta şey var, bu üç isim geçiyor İslam büyüklerinden ama fark etmez hangi sorusu olsun. Bir gün ticaret hanesi yanmış, orada bir yangın çıkmış. Üzülmüş hani onun ticaret hanesi yandı diye. Sonra birisi gelmiş demiş ki, sizin tam oraya gelmeden yangın söndürür, sizin dükkanınıza bir şey olmadı demiş. Elhamdülillah demiş. Sonra onu hep istifa ederken görmüşler. Demiş ki o elhamdülillah yüzünden demiş, ömrümün sonuna kadar istifa edeceğim. Niçin efendim demişler. Demiş orada kendimi düşündüm. Yani benim dükkanım yanmadı deyince sevindim. Sonra ondan dolayı şükrettim. Halbuki diğer yanan da benim din kardeşimin dükkanıydı. Sırf kendimin dükkanı kurtuldu diye şükretmemem icap ederdi. Bu hatamdan dolayı istiğfar ediyorum. Allah'tan affımı diliyorum demiş. Ne kadar güzel. Aslında bunlar hep mümin olmanın özellikleri. Şimdi bizim vaktimiz doldu. Yalnız şöyle notlarıma bakıyorum da bir sürü de not var. Hangisini söyleyeyim? Hadi şunu söyleyeyim de. Şimdi mümin vasfı derken iki şey söyleyeyim. Birisi şu, hem de hatırınızda kalsın diye. Çünkü mümin kimliğinin gereği bu. İnşallahsız, maşallahsız konuşmaz mümin. Ne gibi diyeceksiniz? Ben genelde artık senelerden beri böyle ayet, hadisler okuyorum. Bakışımız, fikrimiz ona uyması icap eder. Bakın Keyif suresinde, ki Keyif suresi Kur'an-ı Kerim'de, Musaf'ta 18. suredir. Onun 23 ve 24. ayette İlla en yeşâ Allahü veskür rabbeke izâ nesîte ve kul asâ en yehdiyeni rabbi li egrebe min hâze raşeda. Ayet bu. Manası ne? Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini zikret ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın ve derinlikli yolu gösterir de. Şimdi ne oluyor? Bazı dini hayatı olmayan veya inkar etmediği için Müslüman bile desek, ya bu inşallah Allah maşallah olmaz diyor. Ayet bu. Geçen gün ben bir fatura yatırıyordum. Bir sıra vardı. Birisi telefonda, tamam yarın geliyorum falan dedi. Ben de bunun amel edeyim diye. Dedim inşallah yarın geliyorum de. Dedim. Tabii herkes orada bana baktı. Baktım biraz şey olmasın diye. Dedim ki, o zaman dedim bugün hatırası olsun dedim. Nasrettin Hoca'nın şeyini anlatayım dedim. Neyi anlattım biliyor musun? Nasrettin Hoca demiş ki, tabii herkes dikkatli dinliyor. Nasrettin Hoca deyince dinliyor ama ayet hadis desen o dikkat olmaz yani. Ama ben ne yaptım? Nasrettin Hoca diyerek bu ayetin bir misali olsun diye verdim. Yoksa misal değil. Şunu unutmayın. Belki bu işleri yapanlar olabilir. Misaller, emsaller, örnekler diyelim. Bir fikri ispatında kullanılır. Mesela diye başlarsa fikri tarafı zayıf demektir onun. Ama hep fikirden bahsederse insanlar uyur. Araya misal de sıkıştırmak lazım. Nasrettin Hoca demiş ki hanımına, ya demiş ben yarın demiş şeye gideceğim, Bağdat'taki eve gideceğim demiş. Demiş yağmur yağarsa, yağmur yağarsa demiş orada kulübe var oraya girelim demiş. Nasrettin Hoca yola çıkmış, şimdi eşkıya diyoruz ya, o zaman haramiler bunu çevirmişler. Amiyane tabiri bir güzel pataklamışlar, üzerindeki şeyleri de almışlar. Tabii hiçbir yere girememiş, dönmüş, evin kapısını vurmuş, kadın da korkmuş. Biraz evvel kocası gitti. Kim acaba falan diye. Aç aç inşallah ben geldim demiş. Yani bunları unutmayacağız. Bu bir. Şunu da bitirelim. Bu da önemli bir bilgidir bu. Mümin kimliğimiz derken bu takva kelimesini çok yanlış kullanıyorlar. Ben de kaynaklarıyla beraber takva tarifini buldum. Sizin gibi değerli kardeşlerim de bunu nakledeyim. Sebebi şu. Sarı cübbesi var, sakalı var veya
Diyelim ki ben elimde tespihle gidiyorum diyelim. Tamam, şimdi ne oluyorum ben? O takva, zahit, abid bir adam. Peki kimmiş takva? Kime müracaat edeceğiz? Konuşmamızın bir yerinde ne dedik? Rehberimiz, peygamberimiz. Şeyde, vahide, ayette bizim yol. Şimdi bakın, peygamberimiz takvayı şöyle açıklar. Bu hadiste, onu da size söyleyeyim. Sahih Buhari'nin hepsinde var. Yani Buhari'de var, Müslim'de var, Ebu Davud'da var, Nesai'de var vesaire. Peygamberimiz takvayı şöyle tarif eder, açıklar. Birbirinizle haset etmeyiniz. Kendiniz almak istemediğiniz halde diğerini zarara sokmak için bir malı methedip fiyatını arttırmaya kalkışmayınız. Bakın bunlar takva tarifinde geçiyor. Diğer bir şekilde söylersek, mümin kimliğimiz derken müminin takva anlayışı nasıl olmalı? Kimin sözü? Resulullah Efendimiz. Birbirinize buğz etmeyiniz. Birbirinize yüz çevirip arka dönmeyiniz. Sizden bazılarınız diğer bazılarınız üzerine alışverişe girişmesin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslümana zulmetmez. Yardıma muhtaç olduğu zaman da onu yalnız ve yardımcısız bırakmaz. Onu hor ve hakir görmez. Takva işte budur, buradadır. Resulullah takva işte buradadır sözünü 3 defa tekrarladı ve her seferinde eliyle göğsünü gösterdi. Hadis burada bitiyor. Bu hadisi açıklayan hadis profesörleri şöyle bir cümle koymuşlar. Bu da çok önemli, güzel. Yani hadisin ışığında fikir beyan ediyor. O fikir de şu. Bu hadis ekonomi, sosyal, ahlaki, dini ve siyasal her alanda tavsiyeleri ihtiva etmektedir, içermektedir. O içermektedir dedi, ben ihtiva dedim. Niye? Şimdi bizim kelimelerini bilelim. Muhtevi, muhteva. İçerme deyince sanki su içmek gibi bir şey, içermek. İhtiva kelimesini de öldürmeyelim, muhteva kelimesini. Ve peygamberimiz bunların tamamını, aynı zamanda maalesef tümünü diyor, tüm kelimesi kullanıla tamamen, mütemadiyen, devamlı kelimesi de kalktı maalesef. Takva başlığı altında ele alabilmektedir. Bu da bizi insanın sorumlu hareket etmeye götüren sorumluluk bilinci, mesuliyet şuuru. Bakın sorumluluk bilinci mesuliyet şuuru vermektedir bu. Aynı zamanda imtihan sırrı gereği iyi, kötü vesaire bunların hepsi bu hayatın içindedir. Orada ticaret hayatından da bahsediliyor, sosyal hayattan da bahsediliyor. Aynı zamanda kardeşlik hukukunda da bahsediliyor, buğz etmeyiniz vesaire diye. Takvanın şeyi de bu. Demek ki Rabbimiz hepimizi kendisinden razı olduğu kullarının zümresine dahil eylesin. Kalan ömrümüzü, yaşayışımızı Allah'ın rızasını kazanan salih amellerle dolu dolu bir ömür geçirmemizi nasip eylesin. Ve ahiru davahüm elhamdülillahi rabbil alemin.